Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Tuğçe Çömlek geliyor. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk Murat Bey. Heyecanlıyım. Ondan mı güldünüz? Sizi biraz tanıyalım efendim. Bir dakika. Şu gülmem bir geçsin. Ben ondan sonra kendimi tanıtayım. Niye? Gülebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Geçmesin. Gülmek geçireyim. Hiçbir zaman geçmiyor. Beklersek geçmez. Bence beklemeyelim. Niye? Ay makyajım akacak. Makyaj akacak. Gülerken. Ay. Ne güzel efendim. Allah çok hep güzel. Hep beraber gülüyoruz. Ay tamam, şimdi tanıtabilirim kendimi. Buyurun. İsmim Tuğçe Çömlek. İsmim Gülendam. yok Tuğçe Çömlek. Aslen Bartınlıyım. Üniversiteden yeni mezun oldum. Ön lisans mezunuyum. Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okudum. Mezun olduktan sonra tabii Bartın küçük bir şehir, firmalar desen yok denilebilecek kadar az. İş bulamadım. O yüzden işsizim. İş bulamadım. Çok başvurdum yani onlara. Kabul etmediler. Ben de İstanbul'a geldim ablamın yanına. Ablam burada yaşıyor. Şu an şehre adapte olma aşamasındayım. Çünkü üniversiteyi de liseydi. İstanbul'da düşünüyor musunuz? Hiç iş aramayı, burada yaşamayı. Tabii. Yani mecbur kalıyorum o yüzden. Aslında Bartın'da iş olsa yaşadığım, büyüdüğüm. Yani otoparkları tabii çok seviyorum. Orada iş olsa orada yaşarım tabii ama iş yok. Yani çalışamıyorum o yüzden orada. Ablamın yanına geldim. Ablam zaten burada yaşıyor. Kendisi de arkamda, onunla geldim. Onunla beraber mi geldiniz? Evet, ablamla geldim. Bir de büyük ablamın kızı var, yeğenim. Onunla geldim. İşte şu an şehre adapte olma aşamasındayım. Çünkü hiç bilmiyorum İstanbul'u gerçekten. İlk kez mi geldiniz? İlk kez gelmedim. Hep geliyordum ara sıra. Tatillerde hep geliyordum ablamın yanına, aralarda olsun. Fakat gerçekten bilmiyorum. Yolculuk yapmayı olsun bilmiyorum. Metrobüs kullanmak, metro, Bartın'da bunların hiçbiri yok. Bir halk otobüsü var, tamam, her yere bir aktarma gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Yürüsen de gidiyorsun. Yürü yani. Hiç verme para. Ondan sonra işte burada adapte oluyorum. Buraya kendim geldim bir kere. Benim için büyük başarı. Kartal'dan geldim. Başvuru nasıl oldu yarışmaya? Başvuru nasıl oldu? Bartın'da iş aradım. Baktım bulamıyorum. Olmuyor. Artık İstanbul'a geleceğim kesinleşti. Çalışıp kazanacağıma. hayır. Kim milyonere gider oradan öyle kazanırım değil. Dedim. Zaten küçüklüğümden beri hep böyle hayranlıkla izlerdim. Bu insanlar buraya çıkıyor, biliyor. Ben de bileceğim. Şu an bilebilecek miyim tabii, kendimde öyle iddialı değilim. Önce bunu söyleyeyim yani. Ne olacağı belli olmaz. Şu an şurada ayağım titriyor. Durduramıyorum. Ondan sonra baktım olmuyor. İş bulamadım, evet. İstanbul'a geleceğim kesinleşti. Ben İstanbul'a gidersem dedim, bu bilgi yarışmalarına başvururum dedim. Aklıma ilk gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak isterdi. Başvuru formunu doldurdum. Sorular vardı. İçinden gelenleri yazdım. Sağ olsunlar çağırdılar. Ön görüşmeye geldim. Konuştuk, anlaştık. İkinci görüşmeye çağıracaklarını... Ya aslında biraz bekliyordum, biraz beklemiyordum. Ne olacağı belli olmaz ki. Hepiniz çok güler yüzlüsünüz. Herkese karşı. Ama çağırdılar. Memlekete gitmem gerekti benim. Ondan sonra ön görüşmeye geldim. Ondan sonra memlekete gittim. Memleketteyken aradılar. İki gün sonra geleceğim işte. Geldim hemen buraya. İkinci görüşmeye de geldim. Akşamında yine memlekete döneceğim. Ama akşamında aradılar, yarışmaya davetlisiniz diye. Memlekete dönmenizi istemiyoruz efendim. Aynen. İstanbul'da kalmalısınız. O yüzden. Evet, böyle olacak. Belki yani. De kısmetiniz buradadır. Ablanızla biraz sohbet edelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba Murat Bey. Tuğba ismim. 3 yıldır evliyim. 26 yaşındayım. Tuğçe'ye başarılar diliyorum. İnşallah güzel para kazanır. İnşallah. İnşallah efendim. Güzelden kastınız. Güzelden kastım. Çalışmadığım zamanları doldursam. Şöyle, Tuğçe aslında zeki bir kız ama bunu dışarıya fazla gösteremiyor. Bölümünü de birincilikle bitirdi zaten. Abla ya.
Hemen cevap vermemesi lazım. Biraz düşünmesi lazım. Çünkü ilk verdiği cevaplar hep yanlış çıkıyor. Aslında sorunun cevabını hep biliyor ama hızlı cevap verdiği için yanlış oluyor. Çok önemli. Çok önemli. Bekarsın. Bekarım, evet. Daha 20 yaşındayım. Yani ön lisanstan yeni mezun olduğum için bilmiyorum. Ben gerçekten şu an öyle çok iddialı olacağımı düşünmüyorum. Herkes anlatıyor, şu yüksek lisansı bitirdim, şu işi yapıyorum. Yurt dışına gitmişliğim bile yok yani. Ne bileceğim bilmiyorum ama kendime tabii denemek istiyorum. 20 yıl sonra tekrar geleceğim. Tekrar başvuracağım. O zaman çoluk çocuğa karışırım, Allah nasip ederse. İnşallah. Evet, güzel kız. Merhaba. Merhaba. Herkes gülüyor bu ailede. Merhaba, adım Nisa. Bir anda ciddileşti. Evet, Nisa. 5. sınıf öğrencisiyim. Ablama başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol Nisa. 3 kardeş misiniz? 5 kardeşiz. 5 kardeş. Diğerleri nerede? Bartın'da mı? 5 kardeşiz. 5'imiz de kızız. Öncelikle onu söyleyeyim. Diğerleri, en büyük ablam vefat etti. Ha, anneniz o zaman buradaki. Annem yok. Fotoğraf. Aa, onlara bakayım. Annem, evet, en soldaki annem. Annemin yanındaki ben. Başınız sağ olsun bu arada. En büyük ablanız mı vefat etti demiştiniz? Sağ olun, evet. En büyük ablam vefat etti. Nisa ortamızda, ablam. Bir de küçük kız kardeşim var, Cemre. Annem onu 40'ından sonra doğurdu. Ben 13 yaşındaydım. Öyle. Efendim, Allah sizi annenizle beraber çok mutlu etsin inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tuğçe Hanım, kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. 500. 1000. Ablanızın söylediğini unutmayın. Evet. Hemen cevap vermeyin. Biraz şöyle bir düşünün, emin olduktan sonra cevap verin. Evet. Peki efendim, başlıyoruz o zaman. Tamam. Yarışma başlıyor. Dünya tatlısı, çok oyuncu, sevgi dolu bu yakışıklı kendine ev arıyor. Cümlesinin yer aldığı bir ilan ne amaçla verilmiş olabilir? A. Tarla satışı. B. Kayıp nüfus cüzdanı. C. Hayvan sahiplendirme. D. Cep telefonu takası. C. Hayvan sahiplendirme, son kararım. $500 var şu an. Hayırlı olsun efendim. Sırada ikinci soru var. Geliyor. Bakayım. Halk arasında genellikle tatlı ikram edilirken kullanılan ve tatlı yiyelim şeklinde başlayan ifadenin devamı nasıldır? A. Acı söyleyelim. B. Turşu kavuralım. C. Tuz ekelim. D. Tatlı konuşalım. D şıkkı, tatlı konuşalım, son kararım. Biz buraya geldiğimizde de sabahtan beri tatlı ikram ediyorlar. Gerçekten o kadar güzel atmosfer ki arka taraf. O kadar tatlı konuşuyoruz ki yeni yeni insanlar tanıdım. Çok da güzel insanlar tanıdım. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. İlk aşamaya geçtiniz. 1000 lira kazandınız. Çok teşekkür ederim. Sırada üçüncü soru var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinliyoruz. Duyduğunuz ses hangi hayvana aittir? A. Fil. B. Kurt. C. Kurbağa. D. Goril. Kurt uluması diye düşünüyorum. Yani aslında eminim de. Abla, yani böyle dedin ya, şu anda düşünesim geliyor da neyse. B şıkkı, kurt, son kararım.
Üzerimizden korkuyu atalım önce bence. Çünkü tamam. Emin olduğun bir kurt ulumasından bile bu kadar çekiniyorsan ileride emin olmadığın sorularda ne yapacağız? Çok doğru söylüyorsunuz. İleride eminim emin olmadığım sorular gelecek. İleriye gidebilirsem Allah nasip ederse. İnşallah gideceğiz. İnşallah. Sırada çok dördüncü istiyorum. Soru var. 3000 lira değerinde. Tamam. Geliyor. 404 bulunamadı şeklindeki hata mesajı nerede karşınıza çıkar? A. İnternette gezinirken. B. Havuzda oynarken. C. Sokakta dolaşırken. D. Durakta beklerken. İnternette gezinirken olduğunu düşünüyorum. Zaten diğer şıklar da mantıklı gelmiyor. A şıkkı internette gezinirken son kararım. Bilgisayarla ilgili bir bölümü bitirmiştiniz, evet, değil mi? Evet, bilgisayarla. İnsan şuraya oturduğu zaman tüm bildiklerini unutuyor. Allah'tan ben adımı unutmadım. Yaşadığım yeri falan unutmadım. Bu çok güzel benim için. Sırada 5. soru var efendim. Gelsin lütfen. Geppetto Usta hangi hikayenin kahramanlarından biridir? A. Pinokyo. B. Kırmızı Başlıklı Kız. C. Alice Harikalar Diyarında. D. Bremen Mızıkacıları. Açıkçası yani bilmiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Masalları da pek bilmem. Ya da şıklardan bazılarını tabii biliyorum, okuduklarım da var ama emin değilim. Küçükken okudum. Seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Geppetto Usta hangi hikayenin kahramanlarından biridir? A. Pinokyo. B. Kırmızı Başlıklı Kız. C. Alice Harikalar Diyarında. D. Bremen Mızıkacıları. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %61'i A şıkkı Pinokyo demiş. Seyirciye katılıyorum. Kötüydü galiba. Biraz hatırlamaya başladım. Güvenliyorum onlara gerçekten. %61 oranında söylemişler. A şıkkı Pinokyo son kararım. Kötü bir karakter değil. Evet. Pinokyo'yu ahşaptan oyan usta. Önceleri yalnız, sonra Pinokyo'yu yapıyor kendi. Evet. Sırada 7500 lira değerindeki 6. soru var. Gelsin efendim. Oyuncu değişikliği sırasında giren oyuncunun, çıkan oyuncunun forma numarasının yazılı olduğu tabelayı tuttuğu spor dalı hangisidir? A. Basketbol. B. Voleybol. C. Futbol. D. Buz hokeyi. Futbol olmadığını düşünüyorum. Buz hokeyi, voleybol, basketbol. Ne yapsam? %50. Ay, yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. B. Voleybol. C. Futbol. Futbol olmadığını düşünüyorum demiştim başta. Futbol eniştem sayesinde izliyorum. Normalde izlemem. Galiba voleybol. B şıkkı voleybol son kararım. Eniştem hep futbol izliyor. Efendim? Eniştem hep futbol izliyor.
İstanbul'daki eniştenizden bahsediyorsunuz. Evet. Ne kadardır berabersiniz, beraber yaşıyorsunuz? Ablam evlendiğinden beri normalde hep beraber gidip gelmelerimiz var. Fakat şu an bir ay geçti, 1,5 aydır falan yaşıyoruz beraber. Liglerde başlayınca? Ya ben Galatasaraylıyım fakat fanatik değilim. Öyle çok takip de etmem Galatasaray'ın maçlarını. Ama eniştem de Fenerbahçeli, evdeki herkes Fenerbahçeli, ablam da. Maç olduğu zaman beni evde istemiyor. Benim uğursuzluk getirdiğimi düşünüyor. Benim evde olduğum her seferinde Fenerbahçe kaybetti. Ben olmadığım zaman kazanıyorlar bu ona göre. Bu tutarsa eve giremeyeceksiniz yani. Öyle ona göre. Peki. Voleybol oynadınız mı hiç? Lisede oynuyordum ama hani bizim lisede normal aramızda oynadığımız şeyler böyle tutmuyoruz yani. Evet. Öyle yedekte kimse de bırakmıyoruz. Profesyonel maçlar olmadığı için. Hayır hayır değil. Sırada ikinci baraj sorusu olan 7. soru var. 15 bin lira değerinde. Telefonu son 45 saniye sürelik sorumuz. Geliyor efendim. Hangisi Şener Şen'in sinemada canlandırdığı karakterlerden biri değildir? A. Bilo. B. Şakir. C. Kumandan Hüsamettin. D. Mesudiyeli Mesut. Açıkçası emin değilim. Bilo olduğunu... Emin olduklarınıza... Bile olduğunu düşünüyorum açıkçası şu an. Ama emin değilim. Telefon jokeriniz var. Evet. Telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyoruz efendim. Serhat Aydın, Oktay Kılıçarslan, Mazlum Abanoz. Ay az önce eniştemi konuştum da şimdi enişteme işim düştü. Ya. Yani eniştemin... Oktay hocam edebiyat öğretmenim bilir mi bilmez mi bilmiyorum da eniştemin bilebileceğini düşünüyorum. Enişte ne olur bil, bilmiyorsan da bil yani. Eniştemi arayalım, Mazlum Abonos. Arayalım efendim Mazlum Bey'i. Mazlum Bey iyi akşamlar, ben Murat Yıldırım, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Murat Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Tuğçe Hanım'la beraberiz. Size bir sorusu olacak. Maçlarda neden beni dışarıya gönderiyorsunuz diyor efendim kendisi. Vallahi biraz uğursuz gibi geliyor bana da o yüzden. Bir Galatasaraylı olarak sizi kınıyorum Mazlum Bey. Yani bir Fenerbahçeli olarak toteminiz olmaması mümkün mü? Mümkün değil, doğru söylüyorsunuz. Değil. Peki. Efendim. Size bir sorumuz olacak. 30 saniyede süreniz var. Hazırsanız soru gelsin mi? Hazırım, başarılar diliyorum. Buyurun. Mazlum abi soruyorum. Hangisi Şener Şen'in sinemada canlandırdığı karakterlerden biri değildir? A. Bilo. Evet. B. Şakir. C. Kumandan Hüsamettin. D. Mesudiyeli Mesut. Cevapları tekrar alabilir miyim? A. Bilo. B. Şakir. C. Kumandan Hüsamettin. D. Mesudiyeli Mesut. Bilo diye düşünüyorum. Bilo İlyas Salman'ın oynadığı bir karakterdi. Ama yanılıyor da olabilirim. Tam emin değilim. Ben de öyle düşündüm. Bilo, yani belki ben Şakir'i hatırlıyorum. Şakir'e çay yok meselesi vardı. Süre azalıyor. A şıkkı. Bilo son kararım. Bir saniye vardı. Şöyle yapayım. Bakmak istemiyorum. Sağ ol enişte. Beni evden gönderebilirsin 3-5 maç daha. Banker Bilo filminde Maho'yu canlandırıyordu. Evet. Şener Şen. Mesudiyeli Mesut'ta da... Onu bilmiyordum. İkisini biliyordum. Ben dedim belki hani acaba oraya doğru bir meyletim olabilir mi dedim ama iyi. Yok Mesudiyeli Mesut'u bilmiyorum ama kumandanı biliyorum. Kumandanım diyorlardı ona. Şey de vardı, Kemal Sunal da vardı, onu hatırlıyorum. Şabanoğlu Şaban. Evet. Şey zaten biliyordum Şakir'i ama Bilo'da şey yaptım. Acaba Bilo karakteri de mi oynadı başka bir Yeşilçam'da? Bilmiyorum, hepsini de izlemedim zaten.
Gerçi aslında Yeşilçam izlerim. Ablam da bu yüzden böyle şikayetçidir. Hep eski filmleri izliyorsun. Hep izlediğin şeyleri tekrar izliyorsun. Yaprak Dökümü'nü tekrar izliyorum mesela. En baştan. Tebrikler. 15 bin liranız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür İkinci ediyorum. İkinci aşamayı da geçtiniz. Bir tane de joker kazandınız. Çift cevap joker hakkı. O da eklendi efendim şimdi. Ay şöyle. Keşke yarı yarıya kullanmasaydım. Ama emin değildiniz orada hiç. Evet, onda emin değildim. Voleybolmuş. Evet. Yani buz okeyini belki yani bilmeyecek olmanız çok normal. Bilmiyorum. Onu elerdiniz zaten. Futbol, basketbol, belki voleybolu evet yarı yarıya kullanmadan cevaplayabilirdiniz. Yani spor dallarını biliyorum, isimlerini biliyorum fakat hiçbir maçını izlemedim, görmedim. Bir masa hokeyini biliyorum, onu da Luna Park'ta oynuyorduk arkadaşlarla, o kadar yani. Evet, ablamız neler söyler? Bütün jokerleri bitti ama bir tane daha kazandı. Eğer emin olmadığı bir soru daha çıkarsa önümüzdeki soruyu da garantiler diye düşünüyorum. Kişik arasında kalın mı? İnşallah. İnşallah. Güzellik, sen neler söyleyeceksin? Ben kazanacağından eminim. Yine neyi de... kazanacak? Neyi? Onu söylemelisin bize. Yarışmayı kazanacağından eminim. Yarışmayı kazandı zaten. Ha. Buraya gelerek kazandı. Ne kadar kazanacak ablan? Bence sonuncu soruya kadar gidecek. Ama sonuncu soruda hata yapmazsa alacak. Kazanacak yani. Bravo. Nisan. Sen bir şey istiyor musun peki kazanacağı ödülden? İstemiyorum. İstemelisin bence. Yarışmadan sonra. Tamam mı? Ya. Ufak da olsa nasıl bir hediye. Nasıl desem? Kendisi bana çünkü bir şey söyledi, ben o yüzden bir şey istemiyorum. Ha, zaten güzel bir şey söylemiş. Evet. Ne söyledi? Aldığı paranın yarısını bana verecekmiş. Sen de inandın. Evet. Öyle mi, verecek misin paranı? Tabii ki hayır dedi. Şimdi Nisa arkamda. Nisa'ya ama teşekkür ederim. Benim inanmadığım şeylere inanıyorsun Nisa. Sağ ol. İnanmak başarmanın yarısıdır. Nisa'ya inanıyorum ben de en azından. Efendim inanın çünkü bu hayatta olmayacak hiçbir şey yoktur. Kesinlikle öyle gerçekten. Hiç beklemediğiniz, hiç beklemediğiniz sizin bildiğiniz, anda. Birçok kişinin bilmediği bir yerden bir soru gelebilir. Çift cevap joker hakkınız var. O beni korkutuyor. Diğeri olmayınca. Joker mi korkutuyor? Şimdi yarıya yarı olmayınca değil. Eksik kalmış gibiyim şu an. Ama çok güzel oldu odaya. Dursun. Belki iki tane şık hakkında bir fikrim vardır. İkisini söylerim. Tabii ki. Teşekkürler Nisa. Efendim, sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var. Geliyor. Türkçe'ye Arapçadan geçen muhteşem kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? A. Askerler. B. Hizmetçiler. C. Köylüler. D. Efendiler. Süre yok değil mi? Süre yok. Heh, tamam. Yani şöyle ilk okuduğunuzda bakınca efendiler diye geçiyor insanın aklından. Muhteşem. Muhteşem kim olabilir? Yani hizmetçiler muhteşem olamaz diye düşünüyorum. Yani öyle görmemişlerdir. Köylülere dememişlerdir diye düşünüyorum. Belki bir nevi askerler olabilir. Yani yanıltma bir soru da olabilir. Bilemiyorum nasıl. Ama şöyle bir durum var. Zaten ben 15'teyim. Buna yanlış cevap versem de 15 tabii gelecek ki. Değil mi? Tamam. O zaman ben bununla çift cevap jokerimi kullanabilirim. Kullanmayabilirim. Ama kullanmazsam yanlış çıkarsa o joker boşa gider, eve götürecek değilim. Kullanayım, doğru bilirsem 30 bin alırım. Tabii ki. 60 binlik soruyu da görürüm, belki bildiğim yerden gelir. İnşallah. İnşallah. Ama biraz düşünün, sonra karar verin. Tabii tabii, düşüneyim zamanımız ben. Var. Türkçe'ye Arapçadan geçen muhteşem kelimesi. Anlamı, muhteşem kelimesi.
Ben şıkkımı kendi kafamdan eriyorum. Nedense. Yani hizmetçiler gerçekten olmayacağını düşünüyorum. Olursa da canım sağ olsun, yanlış söylemiş olacağım. Ama... İçimdeki his o değil, Tuğçe diyor. İnşallah beni kandırmıyordur. Köylüler muhteşem Arapçadan. Ama Arapçadan geçiyor, bir de o var. Arapça. Hiç de Arapça bilmiyorum. Aslında annem yani küçükken Kur'an kurslarına gönderdi. 3,5 sene gittim de. Keşke öğrenseydim, şimdi biliyordum. Çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Evet. Söyleyeceğin cevapları seçtin mi? Seçtim. İlk önce hangisini söyleyeceksin? İlk önce D şıkkı efendiler demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Doğru çıksın. Efendiler değilmiş. Geriye 3 tane şık kaldı. A, askerler, işte B, hizmetçiler, C, köylüler. Bütün tabularım yıkıldı şu an. Şu an bütün diğer kalan şıklar da mantıklı gelmeye başlıyor yani. Bunları da diyor içim. Ha, ne diyeceğim? Bir tane daha demek zorundayım. Askerler mi? Muhteşem. Cevabı ya. Az sonra öğreneceğiz gerçi de. Yani Murat Bey, böyle fikir yürütmek istiyorum. Şıklardan gitmek istiyorum. Arapça bilgim olmadığı için mi yeterli kalmıyor bilmiyorum. İlk önce askerler demiştim. Canım sağ olsun derim. Çok güzeldi. Askerler, hizmetçiler. En başta elediğin 5 hizmetçiler çıktı. Ah, evet, hiç zannetmediğim 5 şıkkıydı. Olmayacağını zannediyorum dediğim en başta 5 şıkkı. Güzel bir soruydu. Sağlık olsun. 15 bin lira hayırlı. Soru editörüne buradan teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz efendim. 15 bin liranız hayırlı uğurlu olsun. Çok siz teşekkür ederim. Sağ ol. Evet sayın seyirciler, cep telefonlarınızı hazırlayın çünkü şimdi Türkiye'nin bip sorusu geliyor. Karşısındaki kişi için nihayet yelkenleri suya indirdi diyen biri hangisini söylemek istiyordur? A. İstediğim şeyi reddetti. B. İstediğim şeyi kabul etti. C. Söylediğim şeye inanmadı. D. Söylediğim şeyi unuttu. Son 10 saniye. 5 saniyeniz kaldı efendim.
Teşekkürler. Serpil Saygı Yılmaz geliyor. Korkulu rüyam. Yardıma ihtiyaç var mı efendim? Ay inşallah oturabileceğim. En korkulu rüyamdı. Onu atlattığımıza göre evet, artık 1 milyonu alabiliriz artık. İnşallah. İnşallah. Serpil Hanım, sizi biraz tanıyalım. Serpil Saygı Yılmaz. Mersin Tarsus'tan katılıyorum. Biri 11 aylık, biri 6 yaşında iki kız annesiyim. Kamuda memurum. Çok heyecanlıyım. Memursunuz. Nerede evet, kamuda. Emniyette memurum. Haberleşme teknikeriyim. İki çocuğumla genelde vaktim geçiyor. Nasıl geçiyor? Biri küçük olduğu için genelde onun bakımıyla ve diğerine vakit ayırmaya çalışıyorum. Siz işteyken? Biz işteyken bakıcımız var sağ olsun. Güzel bakıyor çocuklarıma. Eşiniz de iş yapıyor? Eşim de kamuda memur. Öyle. Ne güzel. Evet Serpil Hanım. Kimle beraber geldik efendim? Eşim ve kızımla beraber geldim. Öyle mi? Biraz sohbet evet. edelim onlarla. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Akif Yılmaz. Kamu görevlisiyim. Eşime başarılar diliyorum. Siz de memursunuz. Memurum, evet memurum. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Genelde arazide mi oluyorsunuz? Arazi, teknik elemanım. Arazide çalışıyoruz genelde. Fidan yetiştiriyoruz. Fidan? Fidan, evet efendim. Fidan yetiştiriyoruz. Güzel bir meslek. Evet. Güzellik sen. Ben 6 yaşındayım. anneme başarılar diyorum. Annenin bu yarışmaya katılmasını çok istedin mi? Evet. Neden? İşte. İşte. Teşekkür ederiz, sağ ol. Aslında katılmama en maşallah, büyük... Maşallah çok tatlı bir kızınız var efendim. Allah, amin. Katılmama en büyük sebeplerden birisi. Öyle mi, nasıl oldu? Yani benim 3 nedenim var aslında buraya yarışmaya katılmak için. Bundan 7-8 sene önce başvurmuştum. Biz Tarsus'ta geliyorum. Çukurova bölgesinde kız çocuklarını pek sevmezler. Biz de 4 kız kardeşiz. Neden öyle dediniz? Yani çocuklarını insanlar pek kucaklarına alamıyorlar. Yani bizim yörenin insanları. Büyüklerini, aile büyüklerinin yanında pek çocuklarını kucaklarına alamıyorlar. Yani benim babam da çok otoriter bir insandı. Bir de 4 kızız. Ne bileyim insanların söylemleri var bu yönde. O yüzden pek sevgisini göstermedi. Ben hep böyle erkek gibi davrandım. Maçta hatta Galatasaray fanatiyim. Bu arada maç meraklısı oldum. Hani bu yarışmayı izlerken de bu soruları bilirsem hani bizimle gurur duyar, bizi daha çok sever. Hep bu düşünceyle izlerdim yarışmayı. İkinci nedenim kızım. Doğumdan sonra çok kilo aldım. İşte ona da biraz meyilli var diyeyim. Biraz hayatım boyunca hep böyleydim ben. Hani hayatım boyunca hep şey bir çocuktum. Balık etli derler, öyle bir çocuktum. Yani kızımda da o var. Kızıma işte demişler ki fazla yeme, işte çok kilo alırsan, şişman olursan seni kimse sevmez. Anneciğim dedi bir gün, sen şişman mısın? İşte seni kimse sevmese de ben seni çok seviyorum dedi. O gün dedim ben bu değiştirmem lazım. Üçüncü sebep, Damburan kitaplarını çok seviyorum, okumayı çok seviyorum. Orada okurken o şapellerin içindeyim, o meydandayım, o Venedik'te sokaklardayım. Hiç yani, gitme şansınız oldu hiç mu? Hiç olmadı işte. Bu vesileyle işte inşallah önce zayıflayıp ondan sonra gitmeyi düşünüyorum inşallah. 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 Annenizle ilişkiniz nasıldı Serpil Hanım? Annemle ilişkim yani iyi, güzel. Annem şey bir insan ama babam erkek terzisiydi. O yüzden hep erkeklerle çalıştığı için çok despot bir insandı. Yani biraz sertti ama dediğim gibi pek sevgisini gösteremezdi. En büyük işte geçenlerde hatta onu söyledim babama. Hani en içimde kalan uhde şu. Hani bir babam deyip sarılıp öpmek istiyorum, sarılmak istiyorum ama yapamıyorum. İki taraflı da olmuyor. Yani çünkü küçüklükten görmemişsiniz. Yapamazsınız yani. Olmuyor ama yani diyorum bir taraftan da Allah korusun bir şey olursa içimde hep bu uhde kalacak. O yüzden buradan söylüyorum baba. Ne olur benimle kucaklar, seni çok seviyorum. Demek istiyorum. Evet.
İnşallah burası bir vesile olacak. Bu ebeveynlerin çocuklarını annesi babasının yanında sevememesi konusu biraz Anadolu'da eskiden kalma evet, bir şey işte, değil mi bu? Ben öyle. De duyardım evet. Babamlardan, annemden de duyardım. Evet yani. Bizim neden o vardı. Neden kaynaklanıyor sizce? Ya saygıdan diyorlar, bilmiyorum insanlar işte... O bence biraz kılıfı, insan her şeye bir kendine bir kılıf uyduruyor. Evet, işte ben o yüzden çocuğumu elimden geldiğince hayatımı onlara adadım diyebilirim. Elimden geldiğince sevgimi vermeye çalışıyorum. Babalarından da o yönde alıştırmaya çalışıyorum. Yani babalarıyla vakit geçirmelerini istiyorum, her zaman söylüyorum, her zaman... O yüzden benim kızım sarılmayı, öpmeyi, hani o tür şeyi çok seviyor. Çünkü neden ben onu... Çünkü bende o bir yara. Onu bütün sevgimi veriyorum. O yüzden. Sevgi dolu yetiştiriyorum. Maşallah efendim, ne güzel. Serpil Hanım, efendim. Yarışmaya geçelim mi? Geçelim. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Pekala. Yarışma başlıyor. Konuşma, yazma, dinleme, okuma. Genellikle hangisiyle ilgili yapılan sınavların başlıkları olur? A. Beden eğitimi. B. Resim. C. El işi. D. Yabancı dil. Konuşma, yazma, dinleme, okuma. Yani beden eğitimi değil, resim de değil, el işi değil. Süre azalıyor. D. Yabancı dil. Eminim son kararım. Sırada ikinci soru var efendim. Hangisi çok şaşırmak, şaşa kalmak anlamında kullanılan bir ifadedir? A. Aklı bir karış havada olmak. B. Dili bir karış dışarı çıkmak. C. Ağzı bir karış açık kalmak. D. Boyu bir karış uzamak. Çok şaşırmak, şakalaşmak. Aklı bir karış havada olmak. A. Aklı bir karış havada olmak. Eminim çok son kararı. Çok şaşırmak. Aklı bir karış havada. Tekrar sizin için tam okuyacaktım ki soruyu tam okumadığınızı evet. Düşünüp evet, tam çok... yani tekrar okumadığınızı düşünüp. Evet. Yani anlamadığınızı düşündüm. Anlamadım yani aklı ben ağzı bir karış havada kalmak. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun. Sağ olun. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk efendim. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Seray Yoldaş geliyor. Merhaba Seray, buyurun. Seray Hanım, hoş geldiniz. Özel bir tezahürat beklediniz galiba gelmeden önce. Yok. Efendim? Biraz geciktim sadece orada. Evet. Biz de şaka yaptık zaten. Biliyorum. Tamam. Evet efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. Ben Seray Yoldaş. 18 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okuyorum. Bu sene hazırlığa başlıyorum. İstanbul'dan katılıyorum. Hangi liseden mezun oldunuz? Final Temel Lisesi'nden. 18 yaşındasınız. Evet, 18 yaşındayım. Nasıl oldu buraya katılma? 2 ay önce falan bir başvurdum. Ondan sonra işte bir takip numarası falan var aslında. Takip etmemiz gerekiyor. Ediyordum ama sonra etmeyi bıraktım. Takip etmeyi bırakınca? Bir gün aradılar. Aradılar. Ben de çok sevindim. Sonra buradayım işte. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür Kimle beraber ederim. Geldiniz? Annem ve en yakın arkadaşımla geldim. Hoş geldiniz. Sizle başlayalım. Ben Selay. Selay benim en yakın arkadaşım. Lisede tanıştık. Ben de öğrenciyim. Başarılar diliyorum. Siz nerede öğrencisiniz? Ben de Kültür Üniversitesi'nde okuyorum. Sivil havacılık okuyorum. Annemiz. Ben Emine Yoldaş. Kızıma güveniyorum. Kendisi zaten yarışmaya girmek istedi. Biz de onu destekledik. Abisi var, o da destekledi. Babası da öyle. Başarılar diliyorum kendisine. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Heyecanlı mısın? Evet, biraz. Kaç lira hedefliyorsun Seray buradan?
Yani hedef olarak şu an heyecanımdan dolayı aslında ilk soruları bir geçmeyi öncelikle hedefliyorum ama istediğim 60 bin lira çok istiyorum. Neden? Şimdi okuduğum bölümle alakalı mesleki olarak şey bir bölüm hani mezun olduktan sonra tam olarak elimizde bir şey yok. Kendini geliştirmenle çok alakalı. Benimki de çok işte yurt dışına gitmem gereken ve eğitim almam gereken bir bölüm olduğu için orada kullanmayı düşünüyorum. 60 da gönlümden geçen rakam yani öyle. Peki inşallah. Kuralları biliyorsun. İnşallah evet biliyorum. Yarışma başlıyor. Herkesin aynı amaçta birleştiğini anlatan ifade hangisidir? A. Bir koltuğa sığmak. B. Bir beden büyümek. C. Tek vücut olmak. D. Teker teker gelmek. Bakıyorum tek vücut. C. Tek vücut olmak son karar. Sırada ikinci soru var. Her toplantıda veya her işin içinde bulunmaya meraklı olanlar için şaka yollu söylenen sözde kambersiz ne olmayacağı söylenir. A. Düğün. B. Mezuniyet. C. Açık arttırma. D. Bayi toplantısı. A şıkkı düğün son karar. Tebrikler, 1.000 lira Teşekkür kazandın. İlk ederim. aşamaya geçtin. Sırada üçüncü soru var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim beraberce. Dinlediğiniz ses hangi kelimeyle ifade edilir? A. Havlama. B. Miyavlama. C. Anırma. D. Kişneme. C. Anırma son karar. Evet, sorumuz bizi eğlendirdi. Yolumuza devam ediyoruz efendim. Dördüncü soru geliyor. Tedavülde kaç çeşit Türk lirası banknotu bulunmaktadır? A5, B6, C7, D8. 5 lira var. Yani bu banknot... Bir dakika söyleyeyim. 5 lira var işte, 10 lira var, 20 lira var. Bunlardan bahsediyor umarım. 5, 10, 20, 50, 100, 200. 6 tane bozuk paraları sayıyor olsa şıklar daha fazla olurdu. Bir daha sayayım. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200. 6 tane olduğunu düşünüyorum. B şıkkı 6 son kararım. Biraz seni gerdi. Acaba yanlış mı cevapladım? Tedavülde diyor ya şimdi böyle. Banknot kağıt para demek. Aynen. Bozuk olsa daha da fazla Yani olması madeni gerekiyor. paraları sormadık. Aynen. Sormadı arkadaşlar daha doğrusu. Ben de soruları sizde ilk defa burada görüyorum efendim. Sırada beşinci sorumuz var ve maşallah bütün jokerlerimiz hala saklı. Yolumuza beşinci soruyla devam ediyoruz. Hangi yemeğin ismi aynı zamanda yemeklerin suyu içinde kullanılır? A. Keşkek. B. Tirit. C. Fava. D. Kete. Kete yenen bir şey diye tahmin ediyorum. Ya öyle biliyorum. Ve bu soruda bir fikrim Bunların yok. hepsi yenir.
Yok, Keten'in ne olduğunu biliyorum bir tek aralarından. Pardon, yani. Diğerleri hakkında bir fikrim yok. O yüzden seyirciye de güveniyorum ve onlara sormak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Hangi yemeğin ismi aynı zamanda yemeklerin suyu için de kullanılır? A. Keşkek, B. Tirit, C. Fava, D. Kete. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %71'i B şıkkı tirit demiş. Seyircilere güveniyorum. B şıkkı tirit son karar. Tiridine banmak diye bir kelime vardır biliyorsun. Tabii ki bir şarkısı var. Bir Kastamonu türküsü vardır böyle. Evet, biliyorum. Tiridine bandım evet, diye. Evet. Yani hiç suyuna düşünmedim. Bandım belki oradan hatırlarsın. Evet, doğru dedim. Ama... Sağlık olsun, yine de doğru cevapladık. İki tane jokerimiz var hala. Altıncı evet. Sorudayız efendim. Gelsin lütfen. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Tosun Paşa filminde Seferoğulları ve Tellioğulları'nın paylaşamadıkları verimli arazinin adı nedir? A. Yeşil Vadi, B. Gizli Bahçe, C. Uzun Yayla, D. Düz Ova. Bu soruda da bir fikrim yok maalesef, şu an bilemiyorum. Tosun Paşa'yı hiç izlemedin galiba. Şu an hiç hatırlayamıyorum gerçekten. Peki hala jokerlerim var. Aynen, kullanacağım. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Jokerleri tanıyalım efendim. Ahmet Antlı, Hüseyin Uğurtay, Mehtap Karaçay. Kim arayalım? Bu soruyu Hüseyin Uğurtay aramak istiyorum. Ne iş yapar kendileri? Aile dostumuz, edebiyat öğretmeni kendisi. Aynı zamanda voleybolcuydu eskiden. Öyle. Peki. Arıyoruz efendim Hüseyin Bey'i. Hüseyin Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Size bir sorumuz olacak beklediğiniz üzere. 30 saniyede süreniz var. Hazırsanız 30 sorunuz saniye. Gelsin. Tamam, evet efendim, buyurun. 30 saniye. Sorumuz geliyor. Tamam. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Tosun Paşa filminde Seferoğulları ile Tellioğulları'nın paylaşamadıkları verimli arazinin adı nedir? A. Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Tamam, emin misiniz hocam? Son kararım. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar Hüseyin Bey. İyi akşamlar. Kendisi de eski hocam oluyor zaten. Ona da güveniyorum. A şıkkı Yeşil Vadi, son karar. Görülen o ki Hüseyin Bey defalarca Tosun Paşa'yı izlemiş. Evet. Daha sorar sormaz Yeşil Vadi. Aynen. Şıkları okumama gerek kalmadan söyledi. Peki. Geldik ikinci baraj sorusuna. Yarı yarıya jokerimiz var. Eğer bu soruyu da bilirseniz bir jokeriniz daha olacak. Çift cevap joker hakkı. Devam edelim mi? Tabii ki edelim. İkinci baraj sorusu olan yedinci soru geliyor efendim. Aşkın Metafiziği ve Hayatın Anlamı isimli eserlerin sahibi olan 19. yüzyıl Alman filozofu kimdir? A. Goethe, B. Arthur Schopenhauer, C. Francis Bacon, D. Thomas More. Yani bu konuda bir fikrim yok maalesef. Joker'iniz var. Joker'im var ama o da ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani Joker'imi soruda kullanmak... Soruda ipuçları var aslında. Joker'i yine de kullan isterseniz, çekilecekseniz de. Joker'i kullansam da çekilebiliyorum. Tabii. Yani Alman filozofu diyor. Süreniz azalıyor efendim. Tamam, bir saniye. Ben jokerimi kullanmak istiyorum. Yarı yarıya jokerim. İki tane yanlış cevabı eliyoruz.
Arthur Schopenhauer, D Thomas More. Süreniz bitmek üzere. B Arthur Schopenhauer son karar. Evet, tebrikler annemiz Emine Hanım. Sevindiniz. Çok sevindim bildiğine. Ben de bilmiyordum zaten. Çekilecekti ama son anda... Evet, son anda söyledi. Cevap verdi ve doğru cevapladı. Evet. Çok sevindim şu an için. Bir tane de jokeri oldu şimdi efendim. Çift cevap joker hakkı. 15 bin lirayı garantiledin bu arada. Tebrikler. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Yani çocuğumun ihtiyacı var. Olursa çok iyi olacak. İnşallah. Daha da ileriye gider inşallah. Öyle umut ediyorum. Kolay sorular gelirse ama hani bildiği yerlerden. Evde de yani cevaplıyoruz. Hatta ben de cevaplıyorum. Bayağı soruları biliyoruz yani. Bilmediklerimiz de oluyor ama iyi şeylere gelebiliyoruz, puanlara. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Seray. Bir jokerin daha olacak. Çift cevap joker hakkı. O da eklendi şimdi. 15 bin lirayı garantiledin. Evet. Devam edelim mi? Tabii ki. Evet, hazırsan eğer 30 bin lira değerindeki 8. soruyla devam ediyoruz efendim. Evet, hazırım. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre standart bir Facebook kullanıcısının ortalama 155 arkadaşı olurken, yardıma ihtiyaç duyduğunda bu arkadaşlarından kaçı güvenilebilirdir? A 4, B 6, C 8, D 10. Hadi bakalım. Sorunun enteresanlığına bak. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet. Aktif bir şekilde ama Facebook kullanmıyorum. Kullanıyor musun? Yok, hayır, kullanmıyorum. Yani genellikle hani hayatta hep şey denir ya, zaten çok çevren olur ama en yakınların hep çok azdır. Oradan Twitter'da kaç kişiyi takip ediyorsun? Twitter'ı da çok çok kullanmıyorum. 50 falan ama Instagram'da kaç kişiyi takip? Instagram'dan 180-90. Kaçına güveniyorsun? En yakınlarıma 2-3 kişiye yani. Güvenebilirim tabii ki ve her insanın aslında öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de çok çok az olduğunu tahmin ediyorum. Yani şıklardaki en azları tahmin edeceğim. Zaten şu an çift cevap hakkım tabii var. Kaybedecek bir şeyim yok. 15 bin lirayı aynen garantiledin. Öyle. Doğru cevaplarsam 30 bin lira olmuş olacak. Burada önemli olan jokeri kullanıp kullanmayacağım. Ben yani A şıkkı olduğunu düşünüyorum evet ama risk şu an almak istemiyorum çünkü 30 bin lira hemen olabilir. 4 kişi mi güvenilirdir diyorsun? Evet. 155 arkadaştan. Yani acaba bir orana göre mi belirlenmiştir diye de düşünüyorum ama. Tercih senin, jokerini kullanabilirsin. Biraz daha düşüneyim ben. Sesli düşünürsen. Tamam. Belki. Ya okuyorum aslında tekrar. Ortalama 155 arkadaşı oluyor. Yardıma ihtiyaç duyulduğunda kaçı güvenilebilir? Yani ben jokerimi kullanmak istiyorum. Çift cevap jokerimi. Eminsin, son kararın. Son kararım. Pekala. Biliyorsun iki tane cevap verme hakkım var. Evet. Önce hangi şık? Önce A şıkkı 4 demek emin istiyorum. Misin? Son kararım, eminim son kararım. Bakıyoruz efendim. Evet, başta tahmin ettiğin üzere az olanı, en az olanı söyleyeceğim, düşüneceğim dedin. 4 dedin, 4 çıktı. Evet. Şansımız fena gitmiyor. Evet. 2'de 2. İnşallah böyle devam eder. Evet, kızınız şanslı mıdır? Şanslıdır. Şansına güveniyorum.
O da öyle düşünür yani. Başka bir şey diyemiyorum yani, ben de çok heyecanlıyım. Onunla gurur duyuyorum. Siz arkadaş olarak neler söylersiniz? Ben de onun şansına çok güveniyorum. Yani hislerine de güveniyorum. Seray hissedebilen bir kız. Hissettiği yolda gitsin. İnşallah. Peki inşallah. 60 bin lira hissediyordu. 60 bin liralık soruya geldik. Evet. İnşallah olur gerçekten. İnşallah. Gönlümden geçen hep oydu yani. Rakamın bir anlamı yok aslında ama hep öyle istemiştim. Aklına hep 60 bin lira mı evet, geldi? Evet, daha yükseğini hedeflememiştim yani, bilmiyorum. Bakalım. İnşallah olur. 60 mı, 125 mi yoksa 30 mu? Ya da 15 mi? Biliyorum evet. Hazır mısın? Hazırım. 60 bin lira değerindeki 9. soruyla devam ediyoruz. Bursalı köy futbol takımı Yörük Ali Spor'a Ganalı futbolcu Muhammed Sumaila'yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır? A. İpekli kumaş. B. Zeytinyağı. C. Şeftali. D. Kestane şekeri. Peki inşallah. 60 bin lira hissediyordu. 60 bin liralık soruya geldik. Evet. İnşallah olur gerçekten. İnşallah. Gönlümden geçen hep oydu yani. Rakamın bir anlamı yok aslında ama hep öyle istemiştim. Aklına hep 60 bin lira mı evet, geldi? Evet, daha yükseğini hedeflememiştim yani, bilmiyorum. Bakalım. İnşallah olur. 60 mı, 125 mi yoksa 30 mu? Ya da 15 mi? Biliyorum evet. Hazır mısın? Hazırım. 60 bin lira değerindeki 9. soruyla devam ediyoruz. Bursalı köy futbol takımı Yörük Ali Spor'a Ganalı futbolcu Muhammed Sumaila'yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır? A. İpekli kumaş. B. Zeytinyağı. C. Şeftali. D. Kestane şekeri. Bursa. Yani kestane, yanlış mı, umarım yanlış hatırlamıyorum. Kestane sanki Bursa gibi geliyor şu an. Bursa'nın bir yiyeceği gibi geliyor. Yani mesele şu an risk alma meselesi aslında. Çünkü bu konuda da bir fikrim yok. İçimden ipekli kumaş ve kestane şekeri geçiyor. Çünkü şeftali yani... anlamsız geldi. Zeytinyağı da aynı şekilde. Zeytinyağı hani zeytinin bol olduğu bir yer pek değil Bursa, öyle biliyorum. Ha, Bursalı bir köy futbol takımına Ganalı futbolcu Muhammed Sumali'ye bir aylığına... Enteresan değil mi? Bir spor takımına evet. Bir transfer yapılacak ve köylüler ödeme yapıyor. Üstelik bunu parayla değil, başka bir şeyle yapıyorlar. Evet. Evet, ışıklardan hangisiyle ödeme yapıyorlar? Yani Bursalı bir takıma ödeme yapılıyor. Evet, öyle okuyorum. Bursa Kestane'de değilsem şimdi o zaman yanılmış oluyorum gibi düşündüm. Yani ipekli kumaş demek çok istiyorum ama hiç emin olamıyorum şu an. Neden ipekli kumaş diye düşünüyorsun? O içimden geçiyor sadece. Şöyle Bursa'yı gördüğümden beri de kestane şekeri bu sadece hani serbest çağrışım olarak nedense geldi. Sezilerine güvenir misin? Güveniyorum evet. Şimdi ben uzun zamandır böyle başvurduğumdan beri hep işte katılırsam 60 diye düşündüğüm için şimdi bu soruya geldikten sonra da bir risk alasım geldi. Şu an siz okurken mesela hani dedim ki 15 almam çünkü çekilirim hani bilmiyorsam dedim ama şu an yani şöyle düşünüyorum. Sonuçta buraya hani 15 bin lirayla gelmedim. Yanlış doğru. Bilsem de 15 bin lira mı olmuş olacak? Ama doğru bilirsem 60 bin lira olacak.
ve bu tam gönlümden geçendi. Yani diğer şıklar hakkında da aslında şu an... Yani zeytinyağı neden verilsin ki diye düşünüyorum ama hani... Ne geçiyor içinden? Şu an şeftali de geçiyor. Hiç geçmiyordu, elemiştim aklımdan ama... Bir şey söyleyemiyorum şu anda. Sezilerim kuvvetli demiştin. Evet. Ve ipekli kumaşı hissediyorum demiştim. Yani ben risk alacağım. İnşallah gönlümden geçtiği gibi olur diye düşünüyorum. Çok değişik bir his şu anda gerçekten. Çünkü gerçekten bir fikrim yok. Sadece his yani. Ben risk alacağım. A şıkkı, ipekli kumaş, son kararım. Köylüler ipekli kumaş üretip verebilir mi? Bilmiyorum. Yani. Yani belki ufak tefek dokuma tezgahları vardır ama yani bu kadar bir takıma verilecek kadar bir futbolcuyu transfer etmesi için o kadar olduğunu zannetmiyorum ben. Evet, böyle. Zeytinyağı ile şeftali de en ulaşılabilir aslında. Yani şeftali çok... Ne bileyim, çok anlamsız geldi transfer. Bursa şeftalisini hiç duymadın mı? Hayır. Çok meşhurdur. Kestane? Belki ama onu da saklaması zordur. Yani kestane derdim bir de herhalde deseydim. Zeytinyağı hiç. Evet. Sağlık olsun, çok iyi yarıştın ama. Tebrik ederim, 15 bin liran hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nazan Akın geliyor. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ben size şöyle yardımcı olayım çok efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, tamam mıyız? Tamam, teşekkürler. Merhaba. Merhaba Nazan Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi biraz tanıyalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Ben Nazan Akın, 93 Diyarbakır doğumluyum. Daha doğrusu kökenim Mardin'e dayanıyor, Mardin Ömerli. Sanıyorum, Ömerli, anneniz de Ömerli'li sanıyorum. Evet. Yarı hemşeriyiz o zaman. Akınlardanız biz. Evet, judo ile ilgileniyorum uzun bir süredir. %85 oranında görme engelliyim. Sonradan görme engelli oldum. Judo yapıyorum dediniz değil mi? Evet, judo yapıyorum. 11 yaşında görme engelli oldum ve artık engellerde yarışmaya başladım. Ülkeme de gümüş madalyayı 2012 Londra Olimpiyatlarında getirdim. Ve bu benim için çok onurdu. En büyük yer, hani en büyük onur o bayrağı dalgalandırmaktı. Ve çok şükür onu başardım, hamdolsun. İnşallah yani bütün... Bu bireysel sporlarda böyle başarılara ulaşırız diye temenni ediyorum. İnşallah, teşekkür ederiz efendim. %85 oranında göremiyorum dediniz. Evet, %85 oranında göremiyorum. Ve judo şampiyonusunuz. Evet, çok şükür. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yani aslında bu programa hani şu kadar kazanayım diye gelmedim açıkçası. Şimdi...
Bu programa birazcık da bakın arkadaşlar, engelliler de burada ama bakın bu kadar güzel şeyler yapıyor. Ve bu kamuoyu bunu duysun istiyorum. Çünkü çok arkadaşım var engelli ve aileleri onların hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorlar. Bu nedenden dolayı birazcık hani belki bu saatten sonra herkes birazcık ilgilenir. Bu da bizim için çok iyi olur ve hani Türkiye'de genellikle futbol ve basketbol var. Ama inşallah bu program vesilesiyle birazcık da sizinle tanışmayı çok istiyordum. Ve ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok ilgililer. Çok teşekkür ediyorum arkadaki herkese. Biz size teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet Nazan Hanım. Aile ne yapıyor? Ailem Mersin'de. Ben Ankara Üniversitesi'nde beden eğitim bölümü okuyorum. Şu an 3. sınıftayım. Judo'ya devam ediyorsunuz. Judo'ya devam ediyorum ama ufak bir sakatlığım var. Onun tedavisini görüyorum. İnşallah o bittikten sonra devam edeceğim. Hedefim 2020. Bu şekilde devam ediyorum. İnşallah Allah da yanımızda olursa tek gayemiz Türk bayrağını dalgalandırabilmek. Bunun dışında hiçbir gayemiz yok. Nazan Hanım, yarışmadan ne hedefliyorsunuz? Aslında dediğim gibi hani ben buraya başvuru yapmadım. Benim küçük kuzenim var 12 yaşında. Kendisi benden habersiz yapmış. Ben de hani bilgi yarışmasına gidip gitmemekte çok kararsızdım. Ama hadi gideyim dedim, bir deneyeyim dedim. İnşallah iyi yerlere gelirim. İnşallah. Kimle beraber geldiniz? Ben kız kardeşimle geldim. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Allah sizi biraz iyi. Dinleyelim. Kız kardeşim, Emine Akın ben. Hatay'da... Akın mı? Akın. Hatay'da ben okuyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Akınlardanım derken, ben samimi söyleyeyim, o anda sizin soyadınızın Akın olduğunu unuttum. Ben onu hesap ederek demiş olduğunuzu düşünmüştüm ama... Evet, tepki vermemenizi de o anda evet, anladım. Evet. Ona bağlamıştım ama. Bence akrabayız. Neyse bunu ileride konuşacağız. Olabilir. Hatay'da okuyorum. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde okuyorum. Lojistik bölümündeyim. Öyle. Kendisine çok güveniyorum çünkü kendisinin gerçekten hani zor şartlarda spor yaptığını biliyorum. Kendim görüyorum, sürekli kendisiyleyim. Normalde Mersin'de yaşıyoruz. Ama kendisiyle başka şehirlerde kendi yaptığı sporla ilgili... Hani organizasyonlara katılıyoruz, sürekli birlikteyiz. Ondaki azmi falan gerçekten biliyorum. Hani bu yarışmada da güzel şeyler başaracağına inanıyorum. Olmasa bile gerçekten buraya gelmek bile çok önemli bir şey yani. Herkesin gelemediği bir yer. Hani gelmese de hayırlı olsun ama gerçekten içindeki azmi bildiğim için başarabileceğine inanıyorum. Kendisine de tabii başarılar diliyorum tekrardan. Aranızda kaç yaş var? Kendisi 24 yaşında, ben 22 yaşındayım. 2 yaş var. Tamam. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Nazan Hanım, evde yarışmayı nasıl takip ediyordunuz? Şöyle, ben evde yarışmayı çok seviyorum. Ben bilgi yarışmalarını fırsat buldukça izlemeye çalışan bir insanım. Çok uzun yıllardır izliyorum hemen hemen. Gece geç saatleri kadar uyumuyorum. Hatta annem diyor, yine mi ayaktasın falan diyor. Yani seviyorum ve evde ilerleyebiliyorum yani 250 bin falan görebiliyorum ama burada ne olur hiç bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Hep beraber artık göreceğiz. İnşallah hayırlısı kuralları olsun. Biliyorsunuz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Öfkelenen birine sakinleşmesi için genellikle kaçtan geriye doğru yavaşça sayması tavsiye edilir? A 10'dan, B 1000'den, C 10.000'den, D 1 milyondan. A 10'dan son karar. Bir milyondan geriye saymak da enteresan olurdu. Evet. Bir yerde okumuştum. 8-9 gün falan sürüyor galiba. Yani ortalama evet 8 olabilir. Saatte. Ama çok da sakinleşilebilir herhalde o süreden sonra. Kesin, net. Sırada ikinci soru var. Eve gelen misafirlere kapıdan girer girmez genellikle hangisi sunulur?
A. Oklava. B. Terlik. C. Televizyon kumandası. D. Elektrikli süpürge. B. Terlik. Son kararı. Aslında siz engellilere iyi bir okutman olabilirsiniz. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. Teşekkür ederim, çok sizin sağ olun. Sizin için zaman başlamadan bir kez daha soruyu okuyabilirim. Çok sağ olun. İstediğiniz zaman. Tamam, çok teşekkürler. Evet efendim, sırada üçüncü soru var. Gelsin lütfen. Restoranda sipariş ettiğiniz yiyecek marulun içine koyulup üzerine limon sıkılarak yeniyorsa hangisini istemişsiniz demektir? A. Pizza. B. Künefe. C. Çiğ köfte. D. Gözleme. Acıyı sevmememe rağmen çiğ köfte yemeyi çok severim. C. Çiğ köfte. Son karar. Çiğ köfte sevmez misiniz hiç? Çiğ köfte severim. Fakat acıyı sevmem. Acıyı sevmez. Evet. Acıyı sevmem ama çiğ köfte. Hem Mardin hem Diyarbakırlı biri olarak. Evet, aslında ben de bilmiyorum nasıl böyle oldum ama. Diyarbakır mutfağında da acı çok hakim. Çok fazla, evimizde de acı var. Hep böyle ailemle niye acı yapıyorsunuz diye ya da böyle geçinip gidiyoruz bakalım. Evde anne hiç acı yapmaz mıydı çocukken? Annem yapardı, ben çocukken de çok yerdim. Ha, sonradan oldu. Sonradan bir mide rahatsızlığı geçirdim ve acı yememeye başladım. Teşekkür ederim. Bu şekilde. Şimdi yemiyorum ama çiğ köfteyi bırakamıyorum. İyi ki de bırakamıyormuşum. Dördüncü sorudayız. Üç tane jokerimiz var. Devam edelim mi? Devam edelim. Ediyoruz efendim. Stadyumlarda kulüp yöneticileri ve resmi misafirler için ayrılmış özel bölümlere ne ad verilir? A. Maraton. B. Şeref tribünü. C. Kapalı tribün. D. Kale arkası. B. Şeref tribünü. Son kararı. Burası çok güzel bir atmosfer ama insan bildiğinden bile emin olamıyor. Ama çok güzeller. Çok, yani ben olimpiyatta maçlara çıktım. 4000 kişi falan vardı seyirci. Ama bu seyirci kadar samimi değillerdi. Herhalde yabancı olmalarından kaynaklı. Türkiye'de de maçlarınız oluyor değil mi? Tabii ki, evet. Peki efendim, beşinci sorudayız. Gelsin lütfen. Ekinlik, Paşa Limanı ve Avşa Adaları hangi denizdedir? A. Marmara Denizi. B. Ege Denizi. C. Akdeniz. D. Karadeniz. Ben seyirci kıyımı kullanayım Murat Bey. Tabii. Benim sevgili seyirciler. Ekinlik, Paşa Limanı ve Avşa Adaları hangi denizdedir? A. Marmara Denizi. B. Ege Denizi. C. Akdeniz. D. Karadeniz. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %71'i A şıkkı Marmara Denizi demiş. Benim tahminim de Marmara Denizi'ydi. Seyircilerime de güveniyorum. A Marmara Denizi, eminim, son karar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet Nazan Hanım, sırada 6. soru var. Sesli bir soru. Önce soruyu dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Dinliyoruz efendim. Bir sevgili uğruna sev de benim gibi yanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. Dinlediğiniz Anma Arkadaş adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Barış Manço. B. Cem Karaca. C. Erkin Koray.
D. İlhan İrem. Şimdi şarkıyı biliyorum, ezberi biliyorum ama kimin seslendirdiğini çok emin değilim. Şıkları yeniden okuyabilirim isterseniz. A. Barış Manço. B. Cem Karaca. C. Erkin Koray. D. İlhan İrem. Sanki Cem Karaca'ymış gibi geliyor bana ama... ben %50-50 kullanayım. Güzel. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istediniz. Efendim, iki tane yanlış cevabı eliyoruz. A. Barış Manço. C. Erkin Koray. Yani o zaman A gibi geliyor bana. Da çok emin değilim aslında. Biraz dinleyin isterseniz. Ben telefon jokerimi de kullanayım. Tabii ki. Jokerleri tanıyoruz efendim. Esra Polga, Mehmet Duruel, Sabri Altınkaya. Sabri Altınkaya'yı arayalım. Kendisi benim müzik öğretmenim oluyor. Peki, keşke başta onu arasaydık. Efendim, Sabri Bey'i arıyoruz. Evet, Sabri Bey'i 3 kere aradık ama cevap alamadık. O yüzden diğer jokerlerden birini seçmek zorundasınız. Aslında... Esra Polga veya Mehmet Duruel. Aslında bilebilirler mi bilmiyorum ama yine de şansımızı deneyelim. Esra Polga'yı arayalım. Ne iş yapar Esra Hanım? İngilizce öğretmeni kendisi. Bilecektir inşallah. Efendim Esra Hanım'ı arıyoruz. Telefon çalıyor. Esra Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyim Murat Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Nazan Hanım bir soru da size danışmamızı istedi efendim. Sorumuz evet, sesli. Buyurun. Sorumuz sesli bir soru. Aha. Önce dinleyeceğiz. Sonra soruyu ben size ileteceğim. Hazırsanız önce dinleyelim efendim. Tamam, teşekkür ediyorum. Dinliyoruz. Bir sevgili uğruna sev de benim gibi yanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine dinlediğiniz Anma Arkadaş adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Barış Manço, C. Erkin Koray. Evet, cevap verebilirim diğer isterseniz. Cevap verirsen Esra abla. C. Erkin Koray. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. İyi akşamlar Esra. İyi akşamlar diliyorum, selamlar. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar Murat Bey. Ben sanıyorum cevap verebilirim şu anda. Buyurun efendim. C. Erkin Koray, son karar. Teşekkür ediyorum kendisine. Esra abla benim çok değer verdiğim bir hocamın eşidir. Çok teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir joker oldu çünkü... Yanlış cevap verebilirdim. Evet, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra belki Barış Manço olmadığı büyük bir ihtimal kesin diye düşünebilirdin evet. Dedim ama olmadı öyle. Neyse, sağlık olsun. Teşekkür ederim. Çok jokerlerimiz kalmadı fakat ikinci baraj sorusu olan yedinci soruya geldik. Aha. Bu soruyu bilirsek İnşallah. Bir joker kazanacağız. Çift cevap jokerimiz olacak. İnşallah. İnşallah efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 1776'da yayımlanan Milletlerin Zenginliği adlı eseri iktisat biliminin temel kaynaklarından olan yazar kimdir? A. John Locke. B. David Hume. C. Karl Marx. D. Adam Smith. Şimdi şöyle... İki şık arasında gidip geliyorum ama hani... Hangileri? Net bildiğim bir soru değil. A ve C arasında gidip geliyorum. John Locke ve Karl Marx. Doğrudur. Ama çok net bilmiyorum. Bunun için... 7500 liranız var çok emin değilseniz. Ama 20 saniyede süreniz var. Yani dediğim gibi aslında benim buraya girip gelme amacım hani...
şu kadar para kazanayım değil. Zaten buradan kazanacağım parayı büyük bir ihtimal... 10 saniyeniz var. Kız kardeşimin eğitiminde kullanayım diyorum. Ben geri çekilmek istiyorum. Son kararım. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Nazan Hanım. Öncelikle sizi gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin bu azminiz umarım hepimize örnek olur. Kardeşiniz için buradasınız. Evet, kardeşim için buradayım. Onun eğitimini düşünüyorsunuz. Evet. İnşallah dünyaca çok büyük şampiyonluklar alıp... İnşallah. Kazancınızı da 100'e 1000'e katlarsınız. İnşallah, İnşallah, çok teşekkür ederim. Belki bu program yani çok izlenen bir program olduğu için... İnşallah bundan sonra da ses çıkacaktır. Yani engelli sporcuların da varlığını bu ülke anlayacaktır. Çünkü şöyle zamanınızı alıyorum, çok özür dilerim. Olur mu? Artık engellileri evlere hapsetmesinler istiyoruz. Ben öyle istiyorum. Çünkü ben sonradan görme engelli oldum ve her şerde bir hayır vardır. Görme engelli oldum, belki olimpiyatta derece aldım. Bu benim hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım. Torunlarıma kadar gidebilecek bir mutluluk. Bu başarılara gelebiliyoruz ve inşallah artık arkamızda destekçilerimiz olur diye düşünüyorum. Buna da siz vesile olmuş olursunuz. Zaten amacım da burada, o yüzden buradaydım. İnşallah. Çok da memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Engel olmayın yeter diyorsunuz. Yani. Evet. Aslında... Aslında engelli yoktur ama engel olan insanlar vardır. Bence artık engel olmayalım. İnşallah efendim. Peki siz ne cevap verecektiniz Nazan Hanım? John Locke veya Adam Smith arasında. Evet, ben büyük bir ihtimal John Locke diyecektim. Bakalım cevap neymiş? İyi ki dememişsiniz. Adam Smith'ti doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Sizi kutluyoruz. Ediyorum. Çok sağ Tebrik olun. Tebrik ediyoruz efendim. Çok memnun Sizi tanıdığımıza oldum. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Geldi. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Böyle sağ olun. Cemil Geçici geliyor. Evet. 1979 İstanbul doğumluyum. Yarışmaya yani kızımla ortak bir kararımız. İETT'de çalışıyorum. Metrobüs şoförüyüm. Metrobüs şoförü? Evet, metrobüs şoförüyüm. Ne zaman başladınız bu işe? Bu işe 2013 senesinde başladım. Şu anda... Ondan önce? Ondan önce tamirciydim. İETT'de tamirciydim. Araçları tamir ediyorduk, bakımını yapıyorduk. Kızınız mı? Kızım. Maşallah. Onunla beraber mi ortak karar verdiniz buraya evet, gelmek? Evet. Nasıl oldu? İnternette dolaşırken ben şeyi gördüm. Dedim ki Zeynep şey yapalım mı kızım, başvuralım mı? Başvuralım baba dedi. Biz de başvurduk beraber. Kimle beraber geldiniz? Eşim ve kızımla beraber geldim. Ha, burada kızınız, ne evet, güzel. Evet, burada. O zaman onunla konuşalım biraz. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Sen mi teşvik ettin babanı buraya katılmaya? Evet. İyi yaptın. Nasıl oldu? Anlat bize biraz. Ben çok izliyordum bunu. Bir de çok seviyordum. Babanı mı çok seviyordun, programı mı? Programı çok seviyordum. Cevaplıyordum da böyle. Babama dedim, ailece. Babama dedim, baba sen de katıl. Mülakat oldu. Babam da geldi. Bak o da seni kırmadı. Aslında seninki dua olmuş onun için. İsteğin, evet. Arzun. Buraya gelmesine ne yapmış? Yardım etmiş. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Efendim. Biraz annemizle konuşalım. Merhaba, ismim Özlem. Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Diğeri kaç yaşında? 14 yaşında. 14 yaşında. 14 yaşında maşallah, o da resimde şu anda aslan gibi. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Eşime başarılar diliyorum. Sağ olun. Bugün baba kaç lira kazanır? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Tahmin et. Sorulara bağlı. Politikacı olacak ileride. Teşekkür ederiz. Onun hayali şey ya, ben kazandım mı? Airboard istiyor. Ne istiyor? Airboard.
Airboard, bu biniyorlar airboard. Ya. Evet, airboard, evet. Öyle mi? Ya nerede bineceksin ona? Sokaklar falan, dışarıda, parkta. Peki inşallah baban buradan alabileceğin en fazlasını alır. Sana da airboard alır ve daha birçok şey alır. Efendim Cemil Bey. Buyurun. Kuralları biliyorsunuz. Evet. Başlayalım mı? Tabii buyurun, başlayalım. Yarışma başlıyor. Halk arasında kullanılan bir söze göre hangisinde iki cambaz oynamaz? A. Bir düğünde. B. Bir parkta. C. Bir ipte. D. Bir maçta. Cevap veriyorum. C şıkkı, bir ipte. Son karar. İkinci soru geliyor. Buyurun. Pilotlar uçakların iniş ve kalkışı için nereden izin alır? A. Belediyeden. B. Muhtarlıktan. C. Valilikten. D. Kuleden. Cevap veriyorum. D. Kuleden. Son kararım. Peki anınızı dinledik. Metrobüste çalışmanın zorlukları neler? Tabii erişim bir zorluğu var Murat Bey. Yani ben işimi severek yapıyorum. Gerçekten işini severek yaptığın zaman bir zorluğu olmuyor. Tabii. Yani bir yorgunluk olur, vücut yorgunluğu olur ama işinizi gerçekten severek bravo yapıyorsanız... Bravo, uyusanız geçer. Aslında o zihinsel yani, yorgunluk o biraz zor işte, o geçmez. O geçmez. Yani severek yapıyorum. Sabah çıktığım zaman besmelemle çıkıyorum. Allah hayırlı insanlarla karşılaştır diyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bugüne kadar kimseyle bir tartışmam, kavgam olmadı. Ve herkese de yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Yurt dışında ben hep dikkat ediyorum. Otobüslerde genelde şoförle yolcular arasında böyle bir cam mekan oluyor. Bizde de sadece var. Sadece şu kadarcık bir boşluk oluyor. Bizde de var şu anda. Şimdi yeni başladı evet, değil evet, mi uygulama? Evet, var. Şu anda. Ne mutlu size. Evet, çok rahatız. Çok güzel oldu. Peki efendim. Tebrikler, 1.000 lira kazandınız. Çok teşekkür ederim. Sırada 3. soru var. Buyurun. Geliyor. Gıda ürünlerinin üzerine son kullanma tarihini belirtmek amacıyla yazılan ifadede ömrü kelimesinden önce gelen hangisidir? A. Raf. B. Çekmece. C. Vestiyer. D. Komodin. A şıkkı, raf ömrü. Son kararım. Bayağı bir düşündüm. Doğru mu yanlış mı acaba? Güzel ama sonra komodin çekmece olmaz. Raf. Komodin olmaz. Yani. Peki efendim. Sıradaki soru 4. soru. 3 tane jokerimiz. Seyirci jokeri, telefon jokeri ve yarı yarıya jokeri hala bizi bekliyor. 4. soruyla devam ediyoruz. Genellikle hangisi sırasında gelin elini açmıyor denilerek kayınvalidenin geline hediye vermesi beklenir? A. Kız isteme. B. Düğün. C. Nişan. D. Kına gecesi. D şıkkı, kına gecesi. Son kararım. Cemil abi, kına gecesini nerede yaptınız? Köyde, Bin Kılıç'ta. Çatalca Bin Kılıç. Yenge avucunu açtı mı? Evet. Açtı. Oraya soracağım. Tabii ben. Nasıldı kına geceniz efendim? Bizim kapımızın önünde olmuştu kına gecemiz. Açtım, öyle çok zorluk yaratmadım. Evet, doğru. Biraz yaratsaydınız ya. Gerek olmadığını düşündüm. Peki efendim. Ben de öyle şeylere gerek kalmadı çünkü eşim faslı olduğu için onlara göre kına gecesi yaptık. Ben de öyle yırttım. Allah mesut bahtiyar eylesin. Efendim sağ olun, teşekkür ederim. Sırada 5. soru var. Devam ediyoruz. Ekosem makosenimi bulamıyorum diyen biri hangisini aramaktadır? A. Etek. B. Ceket.
C ayakkabı, D pantolon. Makosen. Soruda hiçbir fikrim yok. Ben bu soruda seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Ekose makosenimi bulamıyorum diyen biri hangisini aramaktadır? A etek, B ceket, C ayakkabı, D pantolon. Süreniz 10 saniye. Seyirciler birbirine yakın cevaplar vermişler. En çok %42 ile C şıkkı ayakkabı, sonra %26 ile A şıkkı etek ve %24 ile B şıkkı ceket diye takip ediyor efendim. Ya seyirciye güveniyorum. C şıkkı son kararım, ayakkabı. Oh. Ya sonra ben makoseni bulamıyorum. İlk defa duydum bunu da yani. Tamam, seyirciye sormalı bir soruydu ama doğru yaptınız. Tebrikler. Sizin aklınızdan geçen neydi? Aklımdan benim ceket geçiyordu. Yani açıkçası, ama bilmiyordum yine de aklımdan geçen. Ne de tebrikler efendim. Sıradaki sorumuz sesli bir soru, 6. soru. Önce soruyu dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Tamam. Dinleyelim beraberce. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'ndan bir versiyonunu dinlediğiniz Sezen Aksu şarkısının adı nedir? A. Kaçın Kurası, B. Seni Yerler, C. Şinanay, D. Sarı Odalar. A şıkkı, kaçın kurası, son kararım. Olması lazım ya, yanılmasın. Yavaş yavaş hedefe gidiyoruz Murat Bey. Efendim? Yavaş yavaş hedefe doğru hızla gidiyoruz. Kaç hız limiti metrobüste? 70. 70. Evet. Ufak bir kaza olduğu zaman... Mesela yani, herkes bekliyor. Evet, bekliyor. Çünkü tek şeritten gittiğimiz için özellikle durak işlerinde kazalar ya da... şimdi artık kazalarda belediye bir önlem aldı. Çelik bariyer yaptı. Artık yani kazalarda metrobüs yoluna girme şansı kalmadı. Bu yönden de önlemlerini geçen aldı. Geçen sene ciddi bir kaza yaşamıştık. Evet. Allah rahmet eylesin. Ali abimiz, Allah rahmetle anıyorum. Çok iyi bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın inşallah. İnşallah efendim. Evet, geldik ikinci baraj sorusuna Cemil abi. Evet. Yedinci soru. Yedinci soru. İnşallah kolaydır. Şu anda 70 ile gidiyoruz. Şu anda 70 ile gidiyoruz. Yok, zaman yetim yok. Bence. Yavaş yavaş. Basamakları birer birer. Biliyorsun bu soruyu da bilirsen eğer barajı bir joker daha eklenecek. Çift cevap joker hakkı. Yarı yarıya ile beraber 30 bin lirayı garantileyeceksin eğer bu soruyu yarı yarıya jokerini kullanmadan cevaplarsan. İnşallah. İnşallah. İnşallah Murat Bey. Peki efendim, hazır mısınız? Hazırım. İkinci baraj sorusu olan 7. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti zamanında Bosna Hersek'te yaptırılan bir köprünün konu edildiği Drina Köprüsü adlı romanın Nobel ödüllü yazarı kimdir? A. Ivo Andrić, B. Italo Calvino, C. Jose Saramago, D. Nikos Kazantzakis. Osmanlı
artık hakkını ne veriyorum? Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyalım efendim. Çağlayan Gül, Ebru Bineci, Fatih Yumuşak. Kimi arayalım? Ben Fatih Yumuşak'ı aramak istiyorum. Ne iş yapar kendisi? Bu İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'nda çalışıyor. İtfaiye yeri kendisi. Arkadaşım, kardeşim. Peki inşallah bu soruyu bilecekler. İnşallah. Ben. Arıyoruz Fatih Bey'i. Fatih Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyi. Size bir sorumuz olacak efendim. 30 saniyede süreniz var. Hazırsanız soru gelsin mi? Tabii, buyurun. Fatih, Osmanlı Devleti zamanında Bosna Ersek'te yaptırılan bir köprünün konu edildiği Drina Köprüsü adlı romanın Nobel ödüllü yazarı kimdir? A. Ivo Andrić. B. Italo Calvino. C. Jose Saramago. D. Nikos Kazantzakis. Soruyu bir daha duyabilir miyim? Osmanlı Devleti zamanında Bosna Hersek'te yaptırılan bir köprünün konu edildiği Drina Köprüsü adlı romanın... Ben yarı yarıya joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Tabii ki iki tane yanlış cevap veriyoruz efendim. A. Ivo Andrić. C. Jose Saramago. Ya ben soru açıldığından beri A şıkkında... Bosna Hersek'te yaptırılan bir köprünün konu edildiği. Bosna Hersek'te yaptırılan bir köprü. C şıkkı. Jose Saramago, son kararım. A şıkkını nerede yapmıştım ya? A şıkkını söylemiştim vallahi ya. Çok güzel gidiyorduk. Hani isimden dedim belki Ivo Andrić. Evet. A şıkkında baştan beri hep A şıkkında karar buldum ama nasip kısmetmiş Murat Bey. Güzel, sizi tanımak çok güzel oldu. Yarışmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu pozitifliğiniz için efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Nilüfer Dudak geliyor. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. O da normalde kapıya yaklaşınca oldu. İnşallah birazdan o da geçer. İnşallah. Sizi biraz tanıyalım efendim. Ben 1960 Artvin Hopa doğumluyum. İki kızım var. Büyüğü evli, küçüğü bekar. Birlikte bir işimiz var. Şu beraber anda fotoğraftalar galiba. Aa, evet evet. Yanımdaki. Birlikte çalışıyoruz. 20-25 yıl süreyle luxury markalarda mağazalar müdürlüğü ve yurt dışı satın alma yaptım. Emekli olduktan sonra... Ne üzerineydi efendim? Giyim üzerine. Emekli olduktan sonra bir müddet dedim çalışmayacağım. Şöyle uzun bir süre dinleneceğim. Yapmak istediğim şeyleri yapacağım. Henüz çok gençsiniz. Resim yapmayı çok severim. Resim yaptım. Seyahati severim. Özellikle daha farklı macera seyahatleri. Dağa tırmanma, kayaya tırmanma, 4000 metre buzullara falan... O tarz seyahatleri seviyorum. Genelde yalnız mı gidersiniz oralara? Benim Karadeniz'i çok seviyorum. Karadeniz, Gürcistan dağlarında bir oranın güzel bir turu var. Onunla birlikte katılıyorum. Yani, ailece turlara de, yalnız mı gidersiniz anlamında söyledim. Ailece. Ama işte tur şirketi de tanıdık olduğu için yalnız da gittim. Zaten mesela Gürcistan'a yalnız gittim. Tatiller yaptım, güzel resimler yaptım ama yetmemeye başladı bana. Çünkü önceki iş hayatım çok fazla hareketliydi. Üç kız kardeş egzersiz üzerine Bağdat Caddesi Erenköy'de egzersiz salonu açtık. Kas güçlendirme üzerine. Şimdi onlarla birliktesiniz. Evet, beraber çalışıyoruz. Böyle.
Fizik tedavi üzerine mi daha çok? Bilimsel bir egzersiz salonu, kasları gençleştirme üzerine. Çünkü her yıl 30 ile 70 yaş arası 230-240 gram kas kaybederiz. Bu da bu süreçte 10 kiloya bedel. İşte ne oluyor? Boyumuz kısalıyor, vücut şeklimiz bozuluyor. Romatoid artrit, osteoporoz, skolyoz gibi birçok hastalıklar çıkıyor. Bu makinaları bilim adamları çıkarmış Florida tesislerinde uzun denemelerden sonra. Kimlerle beraber geldiniz efendim? Kızım, kız kardeşim ve eniştemle beraber hoş geldiniz. Geldim. Tanıyalım sizleri biraz. Ben Zeynep Kazazoğlu, emekli bankacıyım. Beraber çalışıyoruz söylediği gibi şu anda. Bir kız kardeşim daha var, Aylin Dudakoğlu. O da gelmek istiyordu ama onu iş yerine bıraktık. Nöbetçi. Hep beraberiz, mutluyuz, huzurluyuz. Hoş bulduk. Başarılar diliyorum kendisine. Kendisinden çok değişik sonuçlar bekliyorum. İnşallah. Bazen oturduğu yerde işte 125 bine kadar çıktığı oluyor jokersiz. Bazen de 5. 6. soruda patlıyor. Artık bilmiyorum, hayırlısı diyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Siz kızsınız galiba. Evet, ben Duygu Yürer. Yoga eğitmeni, aynı zamanda ailemle beraber kas güçlendirme performans koçuyum. O zaman o fikir sizden çıktı ilk. Ben evet, orada çalışıyordum. Aynen. Ailem çok yararını gördü. Yani mesela teyzem bankacı, sırt ağrıları geçti ve duruşu dikleşti. Annemin diz problemi vardı. 2 sene önce bahsettiği gibi dağlara çıkmaya başladı. Ya ailece etkisini gördükten sonra franchise aldılar. Ben de tabii ki oraya geçtim. Çok güzel bir şekilde yürütüyoruz şu anda. Anneme de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Her zaman akşamları izlerdik programı ve yarışırdık. Ben hala yarışıyorum onun arkasında. Kim kazanırdı daha çok? Annem. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz efendim, teşekkür. Buyurun. Evet, bana da eniştelik kaldı. Ben Cengiz Kazazoğlu. Burada Nilüfer'i desteklemek için geldik. Bize güvendi, biz de ona güveniyoruz. İnşallah iyi bir netice alacak. Alacağı neticeye göre karar vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, hazırsanız başlayalım mı? Hazırım, başlayalım. Yarışma başlıyor. Saklambaç oynarken armut dersem çıkma diyen kişiler elma dersem dedikten sonra hangisini söylerler? A. Atla. B. Zıpla. C. Yüz. D. Çık. D. Çık, son kararı. Evet, sıradaki soru var efendim. Duvarın arkasını dinlemeye çalışan kişilerin duvara koyup kulaklarını dayadıkları şey klişe olarak hangisi olur? A. Dürbün. B. Gözlük. C. Teleskop. D. Bardak. D. Bardak, son kararım. Çocukken hiç yaptınız mı? Efendim? Çocukken hiç yaptınız mı? Hala yapıyorum bazen. bazen yapıyorum. Yani yapmamız gerekebilir bazen. Yani. Dedim. Kızlarım genç kız, büyüğü evli. Bazen onların telefon konuşmalarını dinliyorum. Eyvah. Korumak için canım. Yani korumak için ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Efendim, tebrikler. 1.000 lira kazandınız. Sırada 3. soru var. Geliyor. Genellikle hangisi yendikten sonra üstüne tatlı olarak helva yenilmesi önerilir? A. Adana kebap. B. Lahmacun. C. Balık. D. Pizza. C. Balık, son karar. Böyle sıcak helva değil mi? Bol şeyli, çam fıstıklı. Evet, eritilmiş sıkacağım. Böyle. Güzel olur. Efendim, sıradaki sorumuz sesli bir soru. 4. soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim lütfen.
Dinlediğiniz şarkının türü nedir? A. Pop, B. Metal, C. Elektronik, D. Caz. Bir fikrim vardı ama emin değilim. Seyirci Joker hakkımı tabii kullandı. Tabii ki. Evet. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz şarkının türü nedir? A. Pop, B. Metal, C. Elektronik, D. Caz. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %73'ü B şıkkı, metal demiş. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Seyircilere de güveniyorum, teşekkür ediyorum. B, metal son karar. Sırada 5. soru var. Geliyorum. Gelsin. Türkiye'nin en doğusuna ve en batısına giden biri hangi iki ile gitmiş demektir? A. Van ve İzmir, B. Sinop ve Hatay, C. Hakkari ve Muğla, D. Iğdır ve Çanakkale. D. Iğdır, Çanakkale son karar. Kafanızı Van ve İzmir mi karıştırdı? Efendim? Kafanızı karıştıran şık neydi? Bir şık karıştırdı ama şu an aklımda değil. İzmir'le bence biraz karıştırdı. Herhalde evet. Sağlık olsun, yine de bildiğiniz. Sırada 6. soru var. 2 tane jokeriniz sizi bekliyor efendim. Telefon jokeri ve yarı yarıya joker hakkınız hala saklı. Yolumuza devam ediyoruz. Edelim. 6. soruyla. Gelsin lütfen. Gelsin. Taş Devri çizgi filminde elinde sopayla gezen Barney ve Betty Moloz Taş çiftinin çocuğu olan karakterin adı nedir? A. Bam Bam, B. Çakıl, C. Dino, D. Bobo. D. Bobo son kararı. Jokerler de gitti. Evet, biraz hızlı cevap verdiniz. Evet, hay Allah. Bobo Ay Yogi'nin arkadaşı diye hatırlıyorum. Evet, ya dedikten sonra zaten aklıma geldi. Ben böyleyim, ikizler burcuyum. Böyle hemen kızdım kendime şimdi. Sağlık olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Sağ olun. Böyle alalım. Böyle bir. Pardon. Şimdi hala Bobo da aklım. Evet. Teşekkürler. Ali Samet, altın ışık geliyor. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ben Ali Samet Altınışık, 21 yaşındayım. Atatürk Fen Lisesi'nden mezun oldum 2014 yılında. Şu an Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Buraya annem, babam ve kardeşimle geldim. Başka bahsedeceğim noktalarda hani derslerimiz biraz ağır olduğu için hobilerimden falan bahsetmek isterdim ama... Hobilerin oluyor mu? Yani klasik herkesin... Vaktin kalıyor mu? Dizi izlemek, film izlemek olsun, hani gezmek olsun, o tarz. Hani kendimize yaratabileceğimiz bir alanımız az olduğu için ders çalışmaktan. Ama tabii hani buradan kazanacağım bir miktarlarda bir şeyler yapmak isterim. Neler mesela? Yani öncelikle yurt dışında dil eğitimimi tamamlamak istiyorum. Ve hani eğitimimi de aldığım para iyi olursa orada tamamlamak istiyorum. Hani 5. sınıfta veya 6. sınıfta olsun. Asistanlığımı da orada yapabilirim, o şekilde. Kimle beraber gelmiştin? Ailenle beraber. Bakalım. Annem, babam ve kardeşimle beraber geldim.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Bediye Altınışık. Ali Smith'in annesiyim. Direksiyon eğitmeniyim. Evde en iyi şoför siz misiniz yoksa? Evet. Eşimden sonra değil. Her zaman eşlerden. Ne de eşimden ayrı. Sonra dedi. Aynen. Bu kadar. Peki. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Siz evet, ne işle İyi akşamlar. İsmim Hakan. Oğluma başarılar diliyorum. Emekli jandarma astsubayım kendim. 1991 yılında mezun oldum astsubay okulundan. 2015 yılında emekliye ayrıldım. Şu anda emekliliğin tadını çıkartıyorum. Peki karışır mı çok yenge siz araba kullanırken? Yani şu an... Şimdi sağa dön. 200 metre sonra... Yok öyle demeyelim. Ben de kendim jandarma trafik tim komutanlığından emekli olduğum için kendim de trafikçiyim aynı zamanda. Ailece trafikçi. Evet, ailece şu ana kadar büyük bir kazamız olmadı çok şükür. İnşallah bundan sonra da herkese kazasız günler dileriz. İnşallah. Başka çocuk var mı efendim? Bir de kızımız var. O da yanımızda. Merhaba, ben Aleyna. Öğrenciyim. Bu sene Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliğini kazandım. Abime başarılar diliyorum. Ona güveniyoruz yani. Teşekkür ederiz. Evet, abisi. Evet. Kuralları biliyorsun. Kuralları biliyorum. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlıyor. Samimi olunan kişilere söylenen ve hadi bize şöyle okkalı bir şeklinde başlayan cümlenin devamı genellikle nasıl olur? A. Arnavut ciğeri pişir. B. Macar salamı doğra. C. Türk kahvesi yap. D. Rus salatası hazırla. C. Türk kahvesi yap, son karar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Birinin bilincinin yerinde olup olmadığını anlamak için bu kaç diye sorulurken genellikle yüzüne doğru hangisi gösterilir? A. Parmaklar. B. Doğalgaz faturası. C. Eski sevgilisinin fotoğrafı. D. Sosyal medya takipçi sayısı. A. Parmaklar, son karar. Aslında diğer şıklar da olur yani. Sosyal medya takipçi sayısı. Anlayabiliriz yani. Tebrikler, 1000 lira kazandın. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü soru var. Devam ediyoruz efendim. Hollywood korku filmlerinin en klişe sahnelerinde görülen genellikle hangisidir? A. Güneşli güzel bir gün. B. Kalabalık ve eğlenceli bir ortam. C. Dans eden mutlu insanlar. D. Yanıp sönen floresan lambalar. D seçeneği yanıp sönen floresan lambalar, son kararını vermek istiyorum. Benim de oynadığım bir korku filminde, Araf diye bir filmde yapmıştık. Evet. Niye yaparız? Niye yapılır? Hiç anlamadım. Hollywood'dan. Yani orada bir gerginlik vermek için elektrikler de çok kötü. Artı müzikle beraber. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bütün jokerlerimiz hazır, bizi bekliyor. Evet, dördüncü sorudayız. Devam ediyoruz efendim. 3000 lira değerindeki sorumuz. Tuşlu telefonlardaki yıldız ve kare olarak adlandırılan tuşlar genellikle hangi rakamın solunda ve sağında yer alır? A 2, B 5, C 9, D 0. Yani artık tuşlu telefonlar pek kalmadı ama ortaokuldayken bir telefonum vardı, oradan hatırlıyorum. D seçeneği 0, son karar. Gerçi akıllı telefonların akıllı ekranlarındaki tuş takımı da aynı bu şekilde. Evet. Oradan cevaplayabiliriz. Evet efendim, sırada beşinci soru var. Gelsin lütfen. Fevkal beşer kelimesinin anlamı nedir? A. İnsanüstü. B. İnsan hatası. C. İnsan hayatı. D. İnsanoğlu. Şimdi beşer kelimesi insan demek. Buradaki fevkal... Acaba fevkaladeden gelen hani çok iyi,
anlamına mı geliyor? Hani insanüstü olabilir diye düşünüyorum. Ama tam olarak emin değilim. O yüzden seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler, fevkal beşer kelimesinin anlamı nedir? A. insanüstü, B. insan hatası, C. insan hayatı, D. insanoğlu. Süreniz 10 saniye. Seyirciler birbirine çok yakın cevaplar vermişler. A şıkkı %37 ile birinci sırada insanüstü. Sonra B şıkkı geliyor efendim %31 ile insan hatası ve daha sonra D şıkkı %23 ile insanoğlu. Yani belki benim dediğimden de etkilenmiş olabilirler ama %50 jokerimi de burada harcamak istemiyorum. O yüzden A seçeneği insanüstü son karar. Bülent Ersoy'un bir tane sözü vardır. Uydurma mıdır bilmiyorum ama. Evet. Fevkaladenin fevkinde der. Fevkaladenin fevkinde. Evet. İki tane jokerimiz. Yarı yarıya kullanmamakla çok iyi ettin. Evet. Riske girdin. İnşallah. Doğru cevabı verdin. Görürüz. Teşekkür ederim. Sırada altıncı soru var. Evet. Geliyor efendim. Marzipan hangisiyle yapılan bir şekerleme türüdür? A. Ceviz, B. Badem, C. Antep fıstığı, D. Leblebi. Ne yalan söyleyeyim, ilk defa duydum bu kelimeyi ve bir fikrim yok soru hakkında. O yüzden ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii jokerleri tanıyalım. Arif Utku İncedere, Burahan Eren, Etkin Taştan. Ben Burahan Eren'i aramak istiyorum. Ne iş yapar kendisi? Kendisi ev arkadaşım. Üniversitede aynı bölümdeyiz. Öyle ben gibi öğrenci. Arıyoruz efendim Buğra Bey. Buğra Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Bizler de iyiyiz. Hazırsanız size bir sorumuz var. 30 saniyede süreniz var. Tabii ki. Buyurun. Buğra, marzipan hangisiyle yapılan bir şekerleme türüdür? A. Ceviz, B. Badem, C. Antep fıstığı, D. Leblebi. Marzipan hangisiyle yapılan bir şekerleme türüdür? Bir daha söyler misin şıkları acaba? A. Ceviz, B. Badem, C. Antep fıstığı, D. Leblebi. 10 saniye kaldı. 7 saniye var. Marzipan. Süre yetmedi. Evet. Ben %50 joker hakkımda kullanmak istiyorum. Tabii ki iki tane yanlış cevap veriyoruz efendim. B. Badem, C. Antep fıstığı. Ben B badem son kararım demek istiyorum. Hiç gelmedi bir şey yok. Buğra kuru yemişçiye kadar gitti herhalde. Hiç gerçekten, ses de gelmedi. Gerçekten ya. Ya kesildi bayağı, ses kesildi yani. Duyunca kaldı öyle, o da galiba ilk defa duydu. Evet, jokerleri bitirdik. Altıncı soruyu da bitirdik. Artık son baraj sorusuna geldik galiba. Evet, ikinci baraj sorusuna geldik efendim. Evet, biraz sohbet edelim. Buyurun. Nasıl? Hız limitimiz? Nasıl gidiyoruz? Yani gayet iyi şu anda. Aslında telefon jokeri olumlu bir cevap verseydi daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Evet. Duydun mu? Evet, ben de zaten hani yarışma öncesinde hani o şekilde planlamışım. Telefon jokerimin gerçekten hani doğru cevap vermesi ama artık kısmet. Ama bilmediği bir ya, soruydu. Tabii tabii, aynen aynen, kısmet yani. Yarı yarıyı kullansa da
Evet. Yine de bilemeyecekti. Daha önce kullanmamış olsa. Evet, aynen. İnsan üstünde belki doğru cevaplayabilirdi hiç joker kullanmadan. Çünkü kesinlikle, onu aynen. Evet. Ama kısmet diyelim. Aslında tatlıları da çok sever kendisi ama demek ki yapılışlarda biraz sıkıntı ama var. Ama ismini ben de ilk defa duydum bu tatlı. Şekerlemeyi belki seyircimiz bilirdi. Yemekler de iyidir değil mi efendim? Evet. Evet. Sağlık olsun diyoruz. Aynen öyle. Evet, sıradaki sorumuz 7. soru. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim hep, evet, beraberce. Dinlediğiniz Jenny in a Bottle adlı parçayı kim seslendirmektedir? A. Christina Aguilera, B. Lady Gaga, C. Britney Spears, D. Adele. Aslında bu soru hakkında bir fikrim var. Yalnızca da canım sağ olsun. Olsun. Sağlık olsun. Christina Aguilera. Evet. Doğru cevaptı. Sağlık olsun. Seni tanıdığımıza mutlu olduk. Evet, benim için çok güzel bir anıydı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağlık olsun. Hayırlısı. Hayırlısı. Buyurun. Sağ olun. Size kolay gelsin. Hande Taşkın geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Galiba bir hamilelik durumu var. Ben yardımcı olayım efendim size. Şöyle. Buyurun. Aman 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 aman. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Oh. Nasılsınız Murat Bey? Sağ olun, siz nasılsınız? Yoruldum. Efendim, kaç ay? Bugün 6. ayıma girdim. Hayırlı olsun, hayırlı Sağ olsun. Olun. Hande Hanım, nereden geliyoruz? Evet, ben İstanbul Ataşehir'den geliyorum. 10.05.1989 Antalya doğumluyum. İstanbul Bilim Üniversitesi hemşirelik mezunuyum. Aynı zamanda şu anda yüksek lisansımı yapıyorum. Tezimi yazdım, bitirmek üzereyim. Bitirdikten sonra doktorayı devam edeceğim. Bu arada çocuklarımı doğurmuş olurum. Çocuklarım? Evet. İkiz mi? İkiz, ikizlerim. Maşallah, Allah bağışlasın. Evet. Allah bağışlasın. Evet, kimle beraber geldiniz? Eşimle beraber geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ben Mehmet Nuri Taşkın, mali müşavirim. Oh. Vallahi eşim hamile, inanılmaz heyecanlı, ben de şu an heyecanlıyım. Dünden beri, hatta bir haftadan beri inanılmaz heyecanlı. İkiz hamile malum. Dolayısıyla hem onun vermiş olduğu heyecan, hem de yarışmanın vermiş olduğu heyecanla bugün inşallah güzel şeyler bekliyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah. Ama inanılmaz heyecanlı olduğunu biliyorum. İnşallah heyecanını atmıştır. Nasıl biraz? Hiç öyle gözüktüğünü düşünmüyorum. Efendim? Hiç öyle gözüktüğünü düşünmüyorum. Çok heyecanlıyım şu an. İnanın elimi falan nereye koyacağımı bilmiyorum. Sakin olalım. Önce çocuklar çünkü. Hayır, hayatım burada doğum yapmadan. Daha erken. Doktorumuz var. Cinsiyetler belli mi efendim? Bir kız, bir erkek. Bir kız, bir erkek. Allah bağışlasın şimdiden. Sağ olun. Sağlıklı bir şekilde hayata gelsinler. İnşallah. Allah anneli babalı büyüsün. Amin. Allah razı olsun. Efendim, burası sizin eviniz. Öyle düşünün. Ya da bizim misafirimizmiş gibi düşünün. Buranın atmosferi çok Hangisi başka. Hangisi sizi daha rahat ettirecekse. Ama sağ olsun arkadaşlar, eşim hamile olması nedeniyle de iyi ilgilendiler. Onlara evet, bizzat teşekkür çok, ediyorum çok buradan ben. O yüzden sağ kendimizi olsunlar. Güvende hissediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet Hande Hanım. Bir hedef koydunuz mu gelmeden önce? Hedefim günden güne düşüyor sanırım. Yarışma günü yaklaştıkça hedefim düştü ama şu anki hedefim 60 bin lira. 1 milyonla mı başladınız? Yok. Zaten 125 ile başlamıştım.
60'a düştüm. Tekrar 125'e çıktım ama şu an sanırım hatta 15 bile diyebilirim. Konuştukça bu daha da azalabilir. Nasıl çok karar verdiniz yarışmaya katılmaya? Ya inanır mısınız? Eşimle evde oturup bu yarışmayı izliyorduk. Çekirdek falan şey yapıyorduk, çitliyorduk öyle söyleyeyim. Hatta izlerken de yarışmacılara kızıyorduk. Ya nasıl böyle bir hata yaparsın? İşte eşimle sonra diyaloğa girdik. Sen başvur, ben başvurayım. Ya hadi ikimiz başvuralım. Hadi kimi alırlar? Sonra başvurduk, beni aldılar. Şu an buradayım. Nasıl şu an buradayım onu bile bilmiyorum yani. Bir anda her şey hızlı bir şekilde oldu. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah en az 60 bin lirayla buradan ayrılırsınız. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım efendim. Başlayalım. Yarışma başlıyor. Olayları abartarak anlatan kişilere inandırıcı olmadıklarını belirtmek için ufak at da dendikten sonra hangisi söylenir? A. Penguenler yesin. B. Bizonlar yesin. C. Pandalar yesin. D. Civcivler yesin. Civcivler yesin son kararım. Derin nefes alıyoruz. İkinci soruya geçtik efendim. Hangisi kesildiğinde jeneratör devreye girer? A. Su. B. Doğalgaz. C. Telefon. D. Elektrik. Elektrik son kararım. Doğalgaz. En çok korktuğum şey şu iki soruda yapamamaktı, heyecan. Çok acele ediyorsunuz ama şimdilik bir kaza geçirmedik çok şükür. Neyse. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Beş saniye sürelik sorular başlayacak şimdi. Sırada üçüncü soru var, geliyor. Komşular arasında yazılı olmayan bir kurala göre hangisi boş iade edilmez? A. Araba. B. Tabak. C. Nasihat. D. Bardak. B. Tabak. Son kararım. Bu ara çalışmaya devam ediyor musunuz? Yok, ben çalışmayı 3 yıl önce falan bıraktım. Yüksek lisans yapıyorum. Aynen, okulumla ilgileniyordum. İşte Şubat gibi tezime başladım. Hala yaz, yani bitmek üzere artık. Ocak ayı gibi inşallah mezun olacağım. Bu şekilde. Peki efendim, sırada 4. soru var. %21 oksijen, %78 azot, %1 de karbondioksit ve diğerleri diyen bir öğrenciye hangisi sorulmuştur? A. Suyu oluşturan atomlar. B. Doğada bulunan elementler. C. Atmosferi oluşturan gazlar. D. Hücrenin yapı taşları. Ya atmosferi oluşturan gazlar ya da doğada. Doğa değil ya. Ben cevap vereceğim buna. Tabii. C. Atmosferi oluşturan gazlar son kararım. İnşallah doğrudur. Çok heyecanlıyım. Soruyu anladığımı bile emin değilim. Biraz da olsa geçmedi mi? Hayır, geçmedi. Biraz daha derin nefes o zaman. Doktorunuzun buraya geleceğinizden haberi var mı? Hayır, yok. Söylemedik. Bizim bile haberimiz yok gibi bir şey, inanamadık şimdi yani. Şimdi o ayrı bir mevzu. İnanamamıştık buraya geldiğimizde. Doktora söylemediniz mi? Yok, söylemedik. O da herhalde izin vermez diye izleyince. Yok, verir herhalde. Yani şu an vermez. Her şey yolunda. Bir problem yok. Tabii zorlu günler geçirdim, geçirmedim değil. Bir düşük tehlikesi atlattım, hastanede yattım. Geçmiş olsun. Evet. Hatta memleketteydim tatilde. Apar topar işte Antalya'da hastaneye kaldırdılar. Bebeklerimizi kaybedeceğimize artık biz de inanmıştık. Ama işte yaşayacakları varmış. Bu şekilde. Maşallah. Aynen. Yolumuza devam ediyoruz. 5. soruyla.
kesif koku ifadesinde de kullanılan kesif sözcüğü ne anlama gelir? A. Kötü. B. Hafif. C. Güzel. D. Yoğun. Ya ben kötü olabilir diye düşünüyorum ama ben seyircimize sormak istiyorum. Hiç riski atmayayım. Sevgili seyirciler, kesif koku ifadesinde de kullanılan kesif sözcüğü ne anlama gelir? A. Kötü. B. Hafif. C. Güzel. D. Yoğun. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %54'ü D şıkkı yoğun demiş. Ona en yakın cevap %38 ile A şıkkı kötü. Olmadı şu an. Kesif koku. Kesif nedir yani? Ben söyleyeceğim. Kesif koku. Ben cevap veriyorum. A şıkkı. Kötü son karar. Ay, inşallah doğrudur. Ay, inşallah doğrudur. Seyircilere güvenmedim. Evet. Edebiyatta geçer. Kesif bir yasemen kokusu. Ya jokerlerimi anlamında kullanmak istemedim işin açıkçası. Edebiyatım da çok yoktur. Yani seyirciye güvenmek yeterli olabilirdi. İşte %38'lik bir dilim de A şıkkı dediği için benim de ilk aklıma gelen kötü olduğu yarı için. Yarı joker hakkını da başta kullanmak istemediniz. Aynen. Ama keşke kullansaydım. Neyse, sağlık olsun. Sağlık olsun efendim, sağlık olsun. Aynen. Geliyorum. Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Rica ederiz. Hediyemiz. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Kim Milyoner Olmak ister bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.